Evet, iyi günler diliyoruz. Güzel bir cuma günü olsun. Hava yağmurlu. Yağmuru da özlemiştik soydan. Özlemiştik. Yağsın tabii ki. Çünkü bunun bir de sıcakları var, yazı var. Yazı Ve var. suya özellikle çok da ihtiyacımız var. Doğadaki Çiftçileri de herhalde bilmiyorum mutlu mular. Geç yani mi yağmurlar geldi onları biraz bilmiyorum geç ama. geldi hocam ama yani sadece insanların değil, doğanın, hayvanların, doğadaki bitkilerin de ihtiyacı var. Mutlaka tabii ki herkesin var. Yağmur su zaten Hayat. çok güzel bir şeydir. Su hayattır. Nefes almak gibi bir şey. Su olmayınca da hiçbir şey Hiçbir şey olmaz. olmaz. Evet, yılı da geride bıraktık. Tabii ki esasında kötü bir yıl. Her biten yılın ardından kötü olarak nitelendirebiliriz. Çünkü her sene Daha değişik şeyler yaşıyoruz. kötü Bu olaylar sene işte maalesef. Türkiye'deki deprem ve Bizim kaybettiğimiz şampiyonluklarımız, çocuklarımız, şampiyon hocalarımız, meleklerimiz. Onun velilerimiz. dışında yıl içerisinde yapılan vukuatlar, trafik kazaları, verilen ölen canlar, kaybedilen canlar, ekonomik durum, ülkedeki ekonomik durum, insanların giderek fakirleşmesi önemli eksiklikler ve 2023'teki aklımızda kalan kötü anılar diyelim. Temennide de bulunalım. Tabii ki Yani 2024'ün hem ülkemiz adına hem dünya adına oldukça güzel, refah, huzur içinde, mutluluk ve sağlık içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Tabii ki bugün bazı spora geçeceğim sevgili Soydan da. Şimdi biz insanoğlu doğar, yaşarız çocukluğumuzu, gençliğimizi, ortaya halelerimizi, yaşlılığımızı o günleri de düşünerek bugün bir haber okudum. Üzüldüm özellikle yaşlı kesim için ve hastalarımız için çok üzüldüm. Yani ilaça önemli derecede zam geldiği evet. haberleri çıktı gazetelerde. Tabii ki insanların yaşlılarını, anne babalarını düşünerek bunları söylemek zorundayım. Çünkü hali vakti yerinde olan var, hali vakti yerinde Olmayan. olmayanlar var. Dolayısıyla Herkese bir gün yaşanacak. sosyal bir devlet anlayışımız olmuş olsaydı hiç bunları dile bile getirmezdim ama Yani gerçekten sadece pahalandı değil, ilaca erişimi de artık zorlaştı. evet. Son yaşanan olaylardan sonra yaşlıların, o da çok büyük bir sıkıntı. Yaşlı Önemli hastalar bir sıkıntı. çok büyük bir sıkıntı. Yani kötü bir yılı kötü bir şekilde bitirme gibi bir durum var. Gelecek yıla da yani kötü bir giriş olacak bu açıdan. Hem zam Mutlaka hem mutlaka ilaca ya. erişim. Önemli derece sıkıntı. Hem dünyada ama dünyada da var diyorlar ama ben çok böyle o kadar da inandırıcı gelmiyor bana. Yani Alım bir gücü hocam dünyada olabilir ama alım gücü var tabii insanların. alım gücü var. Dilekleri ilacıları bulabilirler diye düşünüyoruz. Kaybettiklerimiz var. Meslektaşımız Uğur Karagözlü'yü Evet. kaybettik. Ani bir ölüm. Bütün Allah ülke rahmet eylesin. şoka girdi. Meslektaşımız Esra Öz'ü kaybettik. Evet. Ve birçok insanımızı kaybettik. Hepsini Allah rahmet eylesin diyelim. Ailelerine başsağlığı dileyelim. Aynen. Evet, Gençlik Gücü, Çaynabazar Gençlik Gücü Teknik Direktörü Derviş Kolcu biraz sonra hattımızda olacak. Tabii ki hem gençlik gücünü konuşacağız, ülke futbolunu konuşacağız. Ara transfer de galiba 5 Ocak'ta mı başlıyor? Öyle değişiklik yaptı federasyon Evet, aslında evet. tarihlerde ama ikisinde başlayacaktı, 5'inde başlıyor. Beşinde Tam ve bizim seminerde olduğumuz evet. dönemlerde demek ki orada hem seminerle ilgileneceğiz hem Hem siz haber transferi takip sitelerine yetiştirmek için transferi edeceğiz mecburen. takip edeceksiniz. Telefonumuz elden düşmeyecek. Bu kez Takip. Hiç. gerçekleşti. Net. Net. Hiç rahat yok size. Maalesef. Evet, doğru. Çünkü Zaten yani şöyle bir şey, rahat olunca rahatsız olurum. rahat olunca rahatsız olun. Gençlik Gücü Teknik Direktörünü bekletmeyelim. Çaynabazar Gençlik Evet. Gücü Teknik Bu Direktörü arada. Derviş Kolcu. Hocam iyi günler diliyorum. Can abi iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin için yayınımıza. Yani orada evet. Benim derviş hocam soydan. Ha, soydan daha iyi Bu yayınlar. ara antrenmanlarda yanına gelemedik, sesimi unuttun. Evet. Unutmam yok. Unutmaz, Gelin unutmaz. ne dışarıdan bilmem şey kim var Evet. orada diye. Tamam, doğru, haklısın. Şimdi hocam tabii ki geçen sezon göreve geldiniz. Bu dönem Gençlik Gücü daha güçlü, daha kaliteli, daha can verici bir kadro kurdu. Ve gerçekten de yani belki istediğiniz puanlara erişemediniz ama Gençlik Gücü'nün oynadığı futbol zaman zaman beğeni topluyor, onu söyleyelim. Değişik bir
takım oldu Gençlik Gücü. Yani evet. Asansör takım olma özelliğini yavaş yavaş yitirdiği, hatta yitirdiği, yavaş yavaş da değil, yitirdiği gibi geliyor bana. Yani kübeliğin kemikli takımı belli olmadı. Belli ki hem yönetim hem siz çok uyumlu bir şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz sponsorumuzun da desteğiyle. Ve devre arasında da en hızlı takım olma özelliğini şu anda yakaladı. Ona da geleceğiz ama bugün Lefke ile bir gece maçınız var. Saat 7'de. Lefke önemli bir deplasman, zor bir deplasman. Nasıl hazırlandı Gençlik Gücü bu maça sevgili hocam? Şimdi zaman var mı Can abi? Evet. Tabii ki hocam. tabii buyur, zaman senin hocam. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki çok teşekkür ederim söylediğiniz şeyler için. Gerçekten geriye bakmak lazım. Özellikle Gençlik Gücü için. Yıllarca hep birincilikte oynamış. Birincilikten Süper Lig'e zaman zaman şampiyon çıkmış. Çıktıktan sonra ertesi sene hep küme düşmeye alışmış. O psikoza, o mental yapıya alışmış bir takım. Özellikle biz geçen yıl ki uzun zamanda ben ara vermiştim. Çok teklif gelmesine rağmen kabul etmedim görevi. Çünkü bir dinlenmeye ihtiyacım vardı. Gençlik Gücü'nün de aslında çok uzun zamandır bizlere teklifleri vardı. Evet. Özellikle iki defa, üç defa benimle çalışma isteklerini bildirmelerine rağmen ben çok da kabul etmemiştim ama doğru zamanın bu olduğuna inandım ve özellikle geçen yıl 22. hafta göreve evet. geldiğimizde Gençlik Gücü'nün tam 15 puanı vardı ve dipte bir takımdı. 8 maçımız vardı. Ve biz 27 puanla ya 27 ya 29 hatırlıyorsam. Evet, 27'di zannetsem 13.5'da başladık. Orada son hafta, son lig maçında Hamitköy'ü yenerek ki artık oraya bir hedef koymak gerekirdi. Ve Hamitköy'e en yakın bizdik. Orayı onu çekebileceğimizi düşünerek, onu hedef koyarak hem ligin son maçı hem de playoff'ta yenerek kümede kaldık. Bu bir başarıydı. Çünkü gerçekten ben gittiğimizde mental anlamda çok kötü bir Gençlik Gücü vardı. Tamamen neredeyse küme düşmüş bir takım. Daha sonra biliyorsunuz bu yıl özellikle ZEP, Hüseyin Reis ve bunun yanında başkan ve yönetici arkadaşlarımız ki bunların en başında ZEP ve Hüseyin Reis gerçekten yapılanmada bizlere çok yardım etti. Ve biz artık Gençlik Gücü'nün bu noktalarda olmayan daha yukarılara tırmanmak için bir başlangıçtı. Bu başlangıç kolay mı değil hatırlıyorsanız bundan 5-6 yıl önce Bursa Türk Gücü bunu yaptığı zaman ilk yıl playout oynamışlardı. Biz evet, de onu geliştirirken bir şeyleri yaratmaya çalıştık. Belki çok fazla transfer gibi görünse de özellikle baktığımızda aslında herkeste iki yabancı var. Ali Emre zaten geçen yıl bizde oynayan futbolculardı. Bunları bonserviste olarak tekrardan aldık. Evet, zaten evet. bizde oynuyorlardı. Onun evet. yanına bizim aslında içeri attığımız Necati ve İbrahim Köse. Evet. Ve bu aldığımız bütün futbolcular bonservisti. Kaan Berova'yı aldık. Kaan Berova'yı alma amacımız sakat bir futbolcudur. Risk aldık. Opsiyon koyduk. Bence Kaan çok yetenekli bir futbolcu. Bence ama de. Bence de. Tamamen önümüzdeki yıla hedefli. Sağ olsun o da girer zaman zaman katkı koyuyor. Bunun yanında genç orada stoperlerimizi güçleyecek. Ve orada rekabet artıracak ki çok gerçekten uğraştığımız stoperleri vardı ama özellikle tercih konusunda futbolcuların ilk başta Gençlik Gücü'nü tercih etmemeleri, maddi anlamda gücümüzün olmasına rağmen tercih etmemeleri zaman zaman daha da o kaliteyi yükseltecek futbolculardan da mazur. O anlamda da bizlere genç katkı sağlayabilecek ve gelişime açık Afin'i de aramıza kattık. Son dakikada Mehmet Oroğlu alma durumumuz vardı. Onu da Dumlu Pınar alınca son dakika Muhammed Nazik'i alma durumumuz vardı ve aldık. Ama ligin içerisinde şanssızlıklar yaşadık. Çok iyi başlamamıza rağmen lige. İkinci hafta Rifat'ı, ki Rifat daha geçen hafta oynamaya başladı. Evet, evet. Ki bence çok önemli bir stoperdi. Son 6-7 haftadır da hem Erin hem de Mahmut, ki Mahmut bu yıl bize çok büyük katkı koydu. Direk 11'in değişmesi yaptınız Mahmut'un. Oluşları ve İstanbul'a gitmeleri bizim kadromuzu çok daralttı. Tabi biliyorsunuz zaman geçtik sonra sarı kartlar bunlar bizim ligin içerisinde sorunlar yaşamamıza rağmen özellikle bu iki maçı dışarı çıkarıyorum. Son 4 haftada Doğan Türk Birliği, Yeni Boğaziçi,
Cihangir ve Çetinli maçlarından 7 puan çıkardık. Aradaki o periyot bizim adımıza kötüydü. Ama oynadığımız futbol her zaman ışık veriyor. Bunu hem yöneticiler hem bizler de gördüğümüz için artık bu kadronun daha kaliteli olabilmesi için nokta transferler yapmanın gerektiğini düşünüyoruz. Ben hep sezon başından beri söylüyorum, kampa gittiğimizde bizim için bu yıl ilk 8 playout'un üzerinde olmak bir başarıdır. Yani orada bulunuyoruz zaten. Aslında çok aşağılarda değiliz. Evet, ama evet. Zaman zaman puanlar kaybetmemiz ki yazanabileceğimiz maçlarda kritik hatalar bize puanlar kaybettirdi. Bize ışık veren futbolumuzdu. İki maçımız kaldı. Biri bu akşam Lefke, bir de Perşembe günü Türk Hoca. Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Hava şartları ortada. Oradan puan veya puanlarla dönersek, başarıp iki maçta 6 puan yaparsak ligin oynanacak maçlarına baktığımda belki de ligi 6-7'de de bitirme durumumuz da olabilir. Ama dediğim gibi Can abi, bizim için önemli olan bu yıl playout'un üzerinde bir takım yaratmak ve daha da rahatlayıp belki birkaç transfer daha yapabilirsek, şartlar olgunlaşırsa, çünkü boş transfer yapmak istemiyoruz, nokta transfer yapmak istiyoruz ki hem kupada belki gidebiliriz, hem ligi rahat bir konumda devam ettirebiliriz, hem de önümüzdeki seneye gençlik gücünü daha yukarılara oynatabilecek bir takım yaratmak. Bu dönemler sancılıdır. Bunu yönetim de biliyor. Çok iyi bir uyumumuz var. Sağ olsunlar, ne söylediysek yapıyorlar. Bunlardan son transfer Mustafa Yaşlıysa belki yaşı ilerlemesine rağmen çok tecrübeli bir futbolcu. Evet. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum ama Arif transferi bizim çıtamızı daha yukarı çıkardı ve bundan sonraki hem futbolcuların hem diğerlerinin bizlere bakış açısını aslında biraz değiştireceğini düşünüyorum. Daha geçen yıl çok kırılgan yapımız vardı. Gol yediğimiz zaman, yenildiğimiz zaman kırılabiliyorduk ama bu yıl onu biraz açtığımızı söyleyebilirim. Daha kırıntıları var mı? Var. Zamanla bunları da aşacak ve gençlik gücü bundan sonraki periyotlarda bence daha yukarılara oynayabilecek bir gelişim, bir projemiz var. Tabii ki Can abi, bunlar zamana yaymak gerekir. Bir anda bir şeyleri değişemeyebilirsin. Hücum anlamında, takımı geçiş anlamında ön bölgede aslında bir şeyleri yarattık ama daha takım tanıması konusunda evet. Sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Hala daha oturtamadık. Onda da futbolcu profilimiz, eksiklerimiz bunlar da etkendi. Ama elimizdeki mevcut kadro bize katkı vermeye, mücadele etmeye çalışıyor iyi niyetiyle. Ben memnunum. Yönetim de memnun ki böyle transferler yapıyor. Umarım bunu devam ettiririz. Çünkü zaman bizim için önemli. Yoksa İki maç yenilip olmaz deyip çekilirseniz hiçbir şey, hiçbir yol kat edemezsiniz. Biz onu gençlik yüzünde değişmeye çalışıyoruz. Bir aksilik olmazsa birkaç gün sonra belli olacak. Ekibimizde bir yeni yardımcı antrenörü da atmayı düşünüyorum. Güzel. Orayı da güçlendirmeyi düşünüyorum. Devran adlı Antalya kampımız olacak. Onlarla birlikte bu akşam da umarım istediğimiz olur. Çok zor bir maça çıkıyoruz. Karadağ çok agresif bir takım. Her ne kadar da kötü başlasalar da sezona her zaman bir altyapılar olan bir takım. Eldeki mevcut kadroları zaten iyiydi. Bence iki yabancıları da iyi. Zor bir maça çıkacağız. Oradan puan ve puanlarla dönersek ve son maçı da istediğimiz doğrultuda olursa bence iyi bir ara geçirmiş oluruz. Daha yukarıda olabilir miydik? Olabilirdik ama dediğim gibi Can abi, 5, 7, 8 çok bir şey fark etmiyor. Önemli olan futbolun ışık vermesi. Eksiklerimizi görüyoruz. Hem takım içerisinde oyuncular anlamda zaman zaman eksikler. Hem de belli başlı mevkilerde çok daraldığımız noktalar var. Ki bunlarda bir tanesi Karşıyaka'ya. Düşünün, o deplasmanda 3 tane gol atıyoruz. Ama yediğimiz goller sıkıntı. Düşünün, o gün Kaan'ı stoper oynattık. Alak Bulut'u sol bek oynattık. Eldeki mevcut kadrodan dolayı. Sakatlar vardı. Atünç sakat, o gün oynatamadık kadroda olmasına rağmen. Bunun için de ben memnunum. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ama zamana ihtiyacımız var mı? Var. Umarım bu trendi, bu gençlik gücüne bakış açısını değişiriz. Yaptığımız transferlerde zaten bu değiştiğini düşünüyorum. Bence de. Mental yapıyı da daha da güçlendirip, daha kaliteli, daha güçlü mental yapısı olan futbolcularla
daha yukarı çıkacağımızı düşünüyorum Can abi. Şimdi tabii Soydan'a da vereceğim. Mutlaka onun da soracağı var ama özellikle Arif Uysal transferi birçok kesim için önemli bir sürpriz oldu. Çünkü Arif Uysal geçtiğimiz sezondan çok bir önceki sezonun şampiyonluk takım mimarlarından bir tanesiydi. Mausa Türk'ün. Yani 4 yıllık şampiyonlukta sonuçta tabii, payı var hocam. Tabii ki çok yetenekli ve önemli bir oyuncu. Hatta yani onun Mausa Türk Gücü'nden ayrılması bile benim için ve birçok kesim için sürpriz oldu. Gençlik Gücü'ne Mausa Türk Gücü'nden ayrıldıktan sonra Gençlik Gücü'ne gelmesi sürpriz olmadı. Onu söyleyeyim yani. Çünkü Gençlik Gücü gerçekten iyi bir takım oldu. Yani gözle görülür bir zevk alıyoruz Gençlik Gücü'nün maçlarında. Yani bu geçmiş yıllarda bu kadar değildi ama bu sezon bunu siz ve teknik heyetiniz mutlaka sağlamıştır. Tabii ki sizin işiniz de zor. Şimdi spor basındaki arkadaşlarla Gençlik Gücü'nü konuşuyoruz. Geçmiş senelerde farklı konuşuyorduk. Bu sene çok daha farklı konuşuyoruz. Çünkü onlar da Gençlik Gücü'nden bir beklenti içerisinde. Bu beklenti içerisinde girmesini sağlamak bile çok önemlidir bir takım için. Şöyle diyorlar yani bu transferler oldukça iyi transferler. Yaşın Ses transferi gerçekten iyi. Çünkü Yaşın Ses tabii ki iyi futbol oynuyor. Bu sene de fena futbol oynamadı. Arif Uysal için az önce söylediklerimi söyledim. Yine çok yetenekli ve çok katkı sağlayacak bir genç, bir oyuncu. Gençlik Gücü'nün hücum bölgesindeki tercihlerinde çok zorlanacaksınız diye bir düşünce var. Çünkü kanat oyuncularınız var. Hasan Akkuyun, İbrahim Köse, bana göre Ümitcan bile zaman zaman. Ve onlara Arif Uysal ve Mustafa Yaşın Ses de dahil oldu. Gençlik Gücü'nün, ki ben de bazı o görüşlerin bir kısmına katılıyorum sevgili hocam. Bana göre Dumbia olmasına rağmen orta sahaya ve savunmaya ve hatta bence kaleci ihtiyacınız olduğu düşüncesindeyim. Yani Gençlik Gücü'nde bu alandaki düşüncelerimize katılıyor musunuz bilmiyorum. Ama transferler devam edecek mi? En azından onu söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Şimdi Can abi güzel soru sordunuz. Çok derin aslında onlara da girecektim ama sorunun arkasına bunları söyleyeyim. Tabii ki spor basınını her zaman dinliyoruz. Doğru olanları alıyoruz. Doğru olmayanları da yani ben en azından oraya takılmıyorum. Evet. Eleştiriler her zaman olması gerekir. Önemli olan yapıcı ve doğru eleştiri. Doğru. Araştırılarak yapılan her eleştiriye saygım vardır. Bu anlamda da özellikle Gençlik Gücü şu an baktığımızda Arif ve Yaşit'e daha bu adamlar bize ikinci devre katkı koyacak. Evet. Ama genel anlamda takım düzenine baktığımızda gidenler gelenler bunların yanında kaybettiklerimiz bir anda takımda Rifat'ı, Erin'i bunları da kaybetmememize rağmen doğrudur. İyi futbol oynuyoruz. Ben de yıllarca üst düzey hücum futbol oynamışım. Hücum bölgesinde oynayan bir adamdım. Ben bunları futbolcularla sürekli konuşuyorum. Benim istediğim oraya bir rekabet değil. Bu şunu söylemem gerekir. Yani Yaşın Seti veya Arif'i almamız tabii ki büyük etken ama önemli olan bunları doğru kullanabilmek, bunlardan doğru faydalanabilmek. Zaman zaman bunun sıkıntısını yedek bölgede, kulübede çok yaşıyoruz. Evet. Yaptığımız hamlelerde takımı güçlendireceğimizi ve zaman zaman düştüğünü de görüyoruz. Bu anlamda da oraların da güçlenmesi çok doğru olacak. Doğrudur. Birçok hücum adamıyla da oynayamaz dedi. Yani bunların hepsiyle de oynayamaz. Benim istediğim bunları rekabete sokmak. Tabii ki yıldız futbolcular her zaman oynamak ister. Ama oynamak isteyen futbolcu çalışacak. Evet, evet. Koşan, mücadele eden ki ben sezon başı özellikle takıma da Dumbia'nın alınışında bana işte düz futbolcu gerçekten bizim defansif anlamda, takım defans anlamında sıkıntılarımız olduğunu ki bunu hala da yaşıyoruz. Dumbia olmasına rağmen doğrudur. Transferlerimize devam etmek istiyoruz. Bir stoper, bir kaleci uğraşlarımız vardı. Stoper'in belki birkaç mevkide oynayabilmesi. Evet, tabii hem ki. Zaman zaman Ümitcan'ı, zaman zaman Necati'yi farklı bölgelerde kullanabilmek. Oradaki yapıyı biraz daha değişik bir yapıya büründürmek ve daha defansif oynayabilecek futbolcuları da aramıza katmak durumundayız. Bazen Mausa ile oynayacaksınız. Daha defansif bir takım. Doğru. Bazen daha ucum oynamanız gerektiğinde daha ucum
ihtiyacınız vardır. Tabii ki bakış açısı değişsin ama bu bakış açısı değişirken gençlik gücünü bir anda gençlik gücünün bu kitleleri olması gerekir. Yani bazen iki maç kazanacaksınız, iki maç kaybedeceksiniz. Çünkü bir geçiş dönemindeyiz. Hala daha takımın oturmadığını söyleyebilirim size. Çünkü çok eksiklerimiz vardı. Bak sizler de aynı söylüyorsunuz. Özellikle defans ve kaleci konusunda. Gerçekten kaleci konusunda kalecilerimiz iyi ama zaman zaman yedikleri goller biraz mental anlamda onlara da çökmesine neden oldu. Bir kaleci uğraşımız var. Yapabilir miyiz bilemem ama her şeyi ortaya koyduk. Bir de stoper yapabilirsek. Tabii ki stoper alabilirsem net adam almak istiyorum. Çünkü önümüzdeki sene daha son rakip deneler. Eğer olmayacaksa bu şekilde bitirip belki bir kaleciyle bu sezonu bitirebiliriz. Çünkü boşuna kulübe para harcatma derdinde değilim ben. Hocam bir sözümü uzmanlığına kestim. Çünkü bildiğim kadar çünkü kaleci tercihi konusunda gerçekten orada da sıkıntı yaşanabilir. Şöyle bir tabii bilmiyorum nedir durum. Kemal Balbal Çetingaya'da kiralık bildiğim kadarıyla. Evet. O da bu sezon fena performans göstermiyor. Tabii, eski Kemal'dan yani maçlarını izlediğimiz için söylüyorum. Tabii gençlik gücüyle ayrılış sürecini bilemem ben nedir durum duygusallık bakımından falan. Yok. Yani o da kiralık olduğu için Çetingaya'da bu sene böyle büyük bir kaleci yatırımına gider mi diye gençlik gücü kendi kendime soruyorum. Az şimdi, önce dediğiniz ya fazla para harcamak da istemiyoruz. Evet şimdi şunu söyleyeyim Can abi. Şimdi Kemal konusunda biz biliyorsunuz burada değildik geldiğimizde. Doğrudur. Kemal da burada değildi. Onun biliyorsunuz iş konusunda sıkıntılar yaşadı. Evet. Hem yönetimle kendinin haklı tarafları. Tabii. Tarafları. Sezon başı görüştüğümüzde ben öncelikle takıma şunu aktarmaya çalıştım yöneticileri. Bana önce futbolcu olarak içeriği doldurun. Sonuçta elimizde Kemal veya diğer arkadaşlar var. Ona sonradan bakarız. Evet. Ondan sonraki süreçte ilk etapta anlaşamamamıza rağmen son süreçte lig başlamadan biz Kemal'la aslında tekrardan benim isteğim doğrultusunda ihtiyacımız olduğu doğrultusunda bir görüşme yaptık. Ama maalesef orada bir anlaşma sağlayamadık. Sağlayamadığımız için de hem Kemal'in mental düşüncesi hem bizimkilerin uyuşmayınca Kemal'i kiralamak zorunda kaldık. Ama gelinen noktada gerçekten bir ihtiyacımız var. Ha biz iyi bir transfer yapıp daha sonra Kemal'i kiralayarak başka arkadaşlar da kiralayarak orayı karar eder miyiz? Olabilir. Amacımız içerideki havuzu doldurup bundan sonraki süreçte kiralayacağımız arkadaşlara belki şimdi fazla para verilecek ama bundan bir sene sonra anladım. Ben inanıyorum ki çok daha küçük bütçelere çok daha kaliteli bir takım yaratacak ki özellikle Zep bu konuda gerçekten çok mantıklı hareket ediyor. Çok, çok iyi beyin cimnastiği yapıyoruz. Hata yapacağımız yerde buluşup bunları konuşuyoruz. Hata yapmama adına. Ben memnunum. Yani doğru işler yapıyoruz. Ama bu etapta para harcanacak mı? Şimdi sezon başı da devre arası da benim futbolcu olarak derdim şuydu. Eğer yukarı ve şampiyon olmak isterseniz Mausa Türk gücünde futbolcu olacaksınız. Biz onu başarmaya başladık. Buralardan futbolcular aldığınızda zirve oynayacaksınız. Yoksa genel bir çerçeveye baktığınızda futbolcu alabilirsiniz. Ama Arif gibi kaç tane futbolcu alabilirsiniz? Doğru. Veya Mustafa Yaşin Set'in yıllardır bu ülkeye verdikleri ve bundan sonraki süreç bizim adımıza önemliydi. Benim dediğim gibi yani eğer nokta transfer yapabilirsek kaleci ve stoper konusunda yapacağız ama gelinin noktada sırf transfer yapalım diye transfer yapmayacağız. Bir uğraşımız var. Birkaç hafta sonra lig bittiğinde daha da netleşecek. Tabii. Umarım istediklerimiz olur Can abi. Gerçekten doğru yoldayız ama zamana ihtiyacımız var. Gençlik gücüne bakış açısı değişsin. Ama bir anda da bazı şeyleri bekleyemezsiniz. Yani bu takım geçişleri olacak. Zaman zaman çok iyi oynadığımız maçlarda gerçekten kaybettiğimiz maçlar inanın çok kritik ve küçük hatalardan oturduğumuzda üzülüyoruz. Her maç gol yapıyoruz ama takım savunmasında biraz daha adam eksikliğinden bunları da oturtacağımızı düşünüyorum. Bu yıl iyi bir lig geçirme hedefindeyiz. Kupada da biraz şanslı kura çekersek ve belki bir iki takviye daha yapabilirsek kupada da nereye kadar gidebilirsek bir yarı final, bir final olur mu? O
da biraz kurallara bağlı. Doğru. Geçen yıl biliyorsunuz son maçta Ocağı 2-0'da yenmemize rağmen biraz bir abu gibi bir adamımız oldu. Belki de maçı geçecektik. Umarım Canavi'yi başaracağımızı düşünüyorum. Ama bu yıl ilk geçiş yılıdır. Bence çok yüksek beklentiler olmaması gerekir. Ben bunu sürekli arıyorum. Doğrudur. Belki birkaç seri galibiyet yakalarsak o 5-6 yeter olarak girmede birimiz var ki bugün Yeni Cami'nin 19 puanı var. Bizim 16 puanımız var. Evet, evet. Yani Yeni Cami 6. sırada. Oralarda başarıp bitirebilirsek bizim için başarı ama 8. de olmak, 9. da olmak bize bir şey kaybettirmeyecek. En azından bu yıl adına bak ne güzel herkes konuşuyor. Gençlik gücünde bir değişim var. Evet, o heyecanı biz yönetime de aslında sağladık. Onlar da her maçı gol yemedikse rağmen kazanabileceğimizi düşünüyor. Bu heyecanı yarattık. Bu heyecanın daha da üzerinde koyup bundan sonraki süreçte bu yıl bundan sonraki senelerde de gençlik gücünü zirveye oynatma hedefindeyiz ama bunlar öyle bir yılda olacak işler değil, değil ya da 3 ayda zamana ve kaliteli futbolcuya ihtiyaç var. Soydan? Hocam geneli anlattınız. Bu akşam adını Lim. Evet. Erin ve Mahmut'u çıktık. Var mı eksik? Alo. Alo. Erin ve Mahmut'u çıktık hocam. Var mı başka eksik bu akşam Karadağ'da? Şimdi tabii biliyorsunuz geçen hafta iki haftadır Rıfat bizimle idman yapıyor. Evet. Geçen hafta da süre de aldı. Dakika, oynattık. Biraz Afyon'un ağrıları var ki 2-3 haftadır zaten Karşıyaka maçında da geçen maçta da kadroya almamıza rağmen ki takımın yanında olmak istediği için aslında ben kadroya aldım. Çünkü sayımız yeterliydi. Evet. Ama oynatamadık bir türlü. Onun biraz ağrıları var. Ama oynayacak durumda. Erin'le zaten Mahmut 20 Ocak'tan önce buraya gelemez. İstanbul'dalar. Tuzla'da. Bu anlamda onların dışında bir eksiğimiz yok. İyi hazırlandık. Arif transferi bize büyük moral motivasyon kazandırdı. Umarım bunu sahaya yansıtırız ama sonuçta zor bir maça çıkıyoruz. Lefke kolay değil. Hele bu havada evet, o evet. Daha sağlam mücadeleye gerek vardır. Umarım biz doğruları daha fazla yaparız ve galip geliriz. Kolay gelsin. Zor bir maç. Puanlar bizim için iyi olacak. İnşallah da bize güler ve güzel bir 3 puanla puanımızı 19 yapıp önümüzdeki haftada Ocak maçıydı. Kazanmayı hedefliyoruz. 22 puanla devreyi kapatmak 20 bizim adımıza güzel olacak diye düşünüyorum. Hocam son ve kısa bir soru soracağım. Kısa bir cevap alayım. Transferle bitirelim o zaman. Dumbia'dan mutlaka memnunsunuz. Dumbia çok evet. İyi oyuncu. Petere bir de Mausa Türk gücünde kendini kanıtlamış bir isim. Şimdi gelecek olan ileri uçtaki adamlarla ki Arif Uysal'la da oynadı. Tabii tabii. Mutlaka iyi uyumları vardır diye düşünüyorum. Yabancı tercihlerinizde bir değişiklik düşünmüyorsunuz tahmin ediyorum. Şimdi Can abi tabii şimdi Peter Ebi'nin tartışmak mutlaka çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben, Peter Ebi'nin aslında biraz sizin adınıza değil yani genel anlamda konuşuyorum. Evet evet. Peter Ebi çok kaliteli bir futbolcu ama bizim eldeki mevcut kadromuz bence ona bu yıl özellikle ilk devre adına ki benim bütün amacım orta sahayı güçlendirmek Abu'yu aldık. Peter'i de orada bize topu biraz daha tutup hızlı adamlarımızla o geçişleri doğru yapmaydı. Evet. Ama eldeki mevcut kadro oraya Peter'e çok fazla servis katkı ve destek verdiğini düşünmüyorum ben. Evet, evet. Bunu alacağımız adamların da gelmesiyle bence Peter'in de biraz daha aktif hale geleceğini düşünüyorum. Bence çok yetenekli bir adam. Ben de aynı görüşteyim. Ama tabii ki bakış açısı şu. Kaçırdığı goller ama gerçekten Peter Ebi orada Peter Ebi'nin sayesinde aslında biz o topu ön tarafa taşıyoruz. Evet. Ben çok gittikli oyunları sevmiyorum. Vur önüne futbolcunun koşsun. Tabii futbol yani önde veya geride oynanan bir oyundur. Ya sete dönersiniz oynarsınız ya hızlı geçişlerle oynarsınız ama bu geçişi sadece iki tane kısa çabuk adamla da yapamazsınız. Merkez orta sahada da biraz yaracılıktan çok mücadeleci futbolcularımız var. Arif de, Mustafa Yaşinses de bunları da artırıp benim niyetim ikinci devre bilemem tabii ileriki günlerde ne gelişir ne kalır ama Peter'i de biraz daha aktif hale getirip daha fazla katkı yapma hedefindeyim. Çünkü bir paralar verildiği, bir şeyler yapıldığı yani sonuçta konuştuğumuz futbolcu Peter
gerçekten zaman zaman maçta mesela geçen hafta çok yalnız kaldı 3 kişinin arasında. Ona rağmen biz goller bulduk. Bizi oraya taşımada büyük katkısı var. Tabii beklentiyi forvetten nedir? Goldür. Evet, evet. Ama bugün baktığımız zaman örneğin mesela Cengiz'de Babakar'ın kaç golü var? Ama o agresifliği Muhittin Tümbül'e gol yaptırıyor. Evet, evet. Biz o gol becerisini biraz daha artırıp çünkü bizim o sayımız çok bölündü. Bizim Alak Bulut'un 3 golü var. Necati'nin 3 golü var. İbrahim Köse'nin, Peter'in 6'şar golü var. Yani aslında biz 27-28 tane gol yaptık. Gol atabiliyoruz. Eğer Peter'i biraz daha bu futbolcularla aktif hale getirirsek ikinci devre çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Derviş Hoca. Başarılar diliyoruz sizlere. Ben de katıldığın için sağ olasın. Başarılar hocam. Selamlar hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Gençlik Gücü Teknik Direktörünü uğurladık. Bir diğer başkent takımı Yenicemi'ye geçelim. İlk bölümü biraz sonra reklamlar vasıtasıyla kapatacağız. İkinci bölümde de haftanın maçlarını konuşacağız ama Yenicami'de bir gövde gösterisi niteliğinde bir haber çıktı. Fotoğraf yayınlandı. Teknik direktör Emre Perçinci'nin yanındayız şeklinde yönetim kurulu. Bazı spor yazarlarının herhalde Emre ile yönetim arasında sorun var şeklindeki yorumlarını atıfta bulunarak biz Emre Hoca ile 2 yıllık bir anlaşma yaptık. Omuz omuza sonuna kadar devam edeceğiz. Biz diyor birbirimizi yolda bulmadık. Yani tabii ki iyi bir açıklama, güzel bir açıklama tabii. Ama genellikle futbolun içerisinde olan bir insan olarak ben şu düşüncedeyim. Tabii ki Emre Perçinci'nin görevde kalması önemlidir. Çünkü istikrardan yanadır. Bana göre iyi bir teknik direktördür. Yani kesinlikle. Görevden alınma diye bir olağanüstü bir durum da veya görevden kendisinin ayrılması diye olağanüstü bir durum yok. Yenicemi son haftalarda kaybedebiliyor ama zaten genç bir takım, tecrübesiz bir takım. Bunlar olacak yani bir ileri iki geri modeli gidiyor şu anda Yenicemi yani ligde. Yani beklentiler de o yöndeydi yani evet. Yenicemi ile ilgili bu sezon. Yani şimdi kimse Yenicemi'den şampiyonluk veya kupada final beklemiyor. Ama Yenicemi'nin bazı alışkanlıklarından mutlaka vazgeçmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yani bize bir şey olmaz deyip de ikinci devreye takımı boşaltmamak lazım. Boşaltırsa veya zayıfladırsa bu takım adına iyi olmaz. Bana göre takviye yapması lazım. Yabancı oyuncular konusundaki verim vermiş olmalarına rağmen 7-8'er gol attılar Cristiano'dan Uzo. Ama Uzo bilmiyorum bu akşam belki de yoktur sakatlığı. Sakat dizde sakat. Tamam, dolayısıyla oynayacak diye duyduk. Tamam da yani sonuçta hem yabancı oyuncular konusunda net bir karar vermeleri lazım ikinci yarı için. Çünkü bu lig farklı bir ligdir. İkinci yarıda ne olacağı belli olmaz. Bir anda küme düşme barajı altında da yer alabilir yani tabii, bu takım. Tabii. O kadar da çok güvenmemek lazım yani. Bunlar da hayatın gerçekleri. Veyahut genç çocuklar yani. Ve transfer de yapmaları lazım. Yani transfer yapmaları lazım. Yani tamam akademiden gelen çocuklar işte bir Mehmet Çavuş'un eksikliği orta sahada kendini gösterdi. Zaten stoperde sıkıntın var. Genç bir kaleci ki İdris iyi maçlar çıkarttı Allah'ı var. Onu bir kenara kaleci problemi olduğuna inanmıyorum. Yok. İdris'le idare edebilir Yenicami. Ama savunmada adama ihtiyacı var. Yabancı oyuncular konusunda kararlar vermesi lazım. Yani şey de var hocam yani ya savunmada istikrarda bir de şey de adamların belli yerlerde sabitleşmesi lazım. Evet. Atıyorum bir Hüseyin Paşa bir maç stoper bir maç ön libero son maç sağ bek. Ya Hüseyin Paşa orta savunucusudur. Ben Emre Hoca'nın işte, onu çok elinde iyi elinde oyuncu olmadığı için tamam, stoperde stopere çekiyor. İşte elinde oyuncu yok diye çok da iyi kullanamıyor Hüseyin Paşa. Hüseyin Paşa orta savunucusudur. Tabii, dolayısıyla öyle. Yenicemi yönetimiyle de bu da bir mesajdır esasında. Yani tabii bana Emre, adam alın der adam. Emre söylemese bile yani bu gerçektir yani sen bilmiyor musun Yenicemi yönetimi de Yenicemi maçlarını yıllardır takip eden insanlar var. Yani bilmiyorlar mı? O noktalara tek özel savunmaya az önce yani Emre Hüseyin Paşa bazı takımlarda kiralık oynadığı dönemlerde hep orta sahada oynadı. Orta saha oynadı. Bafilkiyur'unda falan. Tabii oynadı. Dolayısıyla Yenicemi yönetiminin tabii ki Perçinci'nin yanında olmasını açıklaması iyi bir şey. Kabul ediyorum ama futbolda böyle teknik direktörlerin yanında ilk sonuna kadar devam edecek diye açıklayan çok kulüp gördük. 2 hafta sonra da yolların ayrıldığını da gördük. Dolayısıyla Türkiye'de dünyada böyle olur. Dolayısıyla yani 2 tane, 3 tane, 5 tane spor yazarı eğer öyle bir şey söylediyse her söylenen şeye karşısında bir açıklama yapmanın da çok böyle
anlamı yoktur. Ben bu haberi okuduğumda acaba bir problem var mıydı diye düşünmeye hemen başladım. Hemen kafaya bir şüpheye düştüm ben. Benim öyle bir düşüncem yoktu mesela. Örneğin benim böyle bir düşüncem yoktu. X adam diyebilir. İşte Emre Hoca ile yönetim arasında bazı problemler var. Emre Hoca hiç bu maçta ayakta olmadı. Hep kulübede kaldı. Dolayısıyla bir problemi var diye düşünebilir spor yazarı. Bunu söyleyebilir evet. Ama bunu söyledi diye elinde de bir problem vardır anlamı değil. Taşımaması. Tabii ki öyle bir eğer şey problem yoksa zaten single'le geçsin. Sen bunu açıklayınca sanki bir problem vardı. İnsanlara ben şimdi şüphelenmeye başladım. İki hafta sonra bakan Emre ile yollar ayrılır diye şüphelenmeye başladım. Ben onu istemiyorum zaten şahsen. Yani, şahsi görüşüm budur. Bu takımın ona uyan bir teknik adam Emre. Yani Emre değil de Can gelse oraya bu takımı şu anki konumunun daha iyi noktaya taşıyamaz ya. Yeni Cem'in problemleri var. Yeni Cem'in önemli problemleri var. Saha içerisinde. Yediği goller hep duran toplardan penaltı yaptırıyor. Yollar tecrübesiz olmalarının nedenleri çok oluyor. Vardır. Bu sezon yani, takım savunması tamam, adına sıkıntılı. İnsanlara, gençlere güvenmek güzel bir şeydir ama Süper Lig'de oynuyorsun sen. 19 puanda kaldın. 19 puan şu an için hiç asla yeterli değil olan bir puan değil. Tabii. Yani Yeni Cem'in son haftalarda özellikle bayağı bir düşüş trendinde. Yani kendi ayarındaki takımlara karşı puan veya puanlar alması gerekiyor. Yeni Cem'in kendinden kat kat üstün, kadro olarak üstün takımlardan puan alınması eleştirilecek bir şey değil. Senin bu konudaki düşüncelerini alalım Soy'dan. Yani bence her şeye takılıp kalmamalı. Yeni Cem'in yönetimi yani öyle bir şeye gerek var mı diye. Belki onlar böyle bir şeye ihtiyaç hissettiklerine göre. İnşallah sonlarına sahip çıkarlar. Yani evet. Bu mesaj, çünkü Yeni Cem'de geçmişte başkan takımı güçlendirecek dedi birçok oyuncu kaçtı. Takımı koruyacak dedi birçok oyuncu kaçtı. Birçok oyuncu verdiler. Camiadan gelen tepkilere rağmen. Yani camia içerisinden. Zaten sezon başında başkanın ayrılmasının nedenlerinden bir de oydu. Bir tanesi o. Güçlendireceğim takımı falan derken bunlardan bir anda kadro boşalmıştı. O başkan satınca oyuncuyu isyan ettiler. Dediler tabii. Ki sen oyuncu satacaksan biz satarız da bizim önderliğimizde takım düşecekse düşer. Yani ama biz takımı güçlendirmek istiyoruz dediler. Onlar da geldi, oyuncu verdiler yani. Bunlar da oyuncu verdi. Yani şu anki pozisyonda Yeni Cem'in oyuncu kaybetmeye değil, oyuncu kazanmaya ihtiyacı var. Tamam. Yani bu kadronun içerisine özellikle savunmaya takviyeler yani. Kesinlikle. Yani dilimizde. Yani şimdi Hasan Kanlı, Emirhan iyi bir ikili göbekte ama işte sakatlığı var, cezası tabii var. O noktaları veya kanat beki takviyesi yani savunmaya mutlaka bir şekilde en az bir takviye yapılması lazım. Sağlam durak. Orta sahayı boşaltmaması lazım. Orta sahadaki adamları Fikret'tir, Ali Üçtaş'tır, kesinlikle Yakup'tur. Kesinlikle. Tutması... Yani onların hep tutulması gerekir. Bir de Mehmet Çavuş'un bunlara katıldığını düşünürsek. Bu sene oynayamaz herhalde. Yani ben Mehmet Çavuş'tan görüştüm. Görkem'i çok beğeniyorum. Görkem evet. Gerçekten topa ayağına çok hakim ama oynayabilir zaman zaman yerini. Son yarım uzun saat, 20 dakika. Maratonunda. Tabii ki. Ben Mehmet Çavuş'la görüştüm. Nisan'da ancak dönerim hoca dedi. Yani bu sezon bitti. Sezon bitti. Dolayısıyla yani Yeni Cem'in kadrosunu boşaltma değil güçlendirme yapması lazım. Yani bilemiyorum. Yani bak Gençlik Gücü şampiyonluğa mı oynar da kadrosunu güçlendirir? Yeni Cem'in mesela Gençlik Gücü bu kadroları transferleri yaparken gelecek sezon daha iyi noktalara gitmesi için yapıyor. Evet. Zaten tamam. Hoca da açıkladı. Yeni Cem'i gelecek sezonları hiç düşünmüyor mu yani? Ben onu anlamadım. Yani gelecek sezonlar bizim gençler akademiden gelen çocuklarla idare edecek. O zaman yani idare edilir tabii ki de. Yani şu anda işte belli birkaç deneyime de ihtiyaç var. Mutlaka. Eksik noktalara takviye yapılması lazım. Yabancılarda değişim olacak büyük ihtimal. Yani olması lazım çünkü yani bana göre yabancıların ikisini de yani forvet bölgesinde oynatması da çok abeste işte kal. Bu yani takım eğer yerli stoper bulamazsa bir tane stoper çakı gibi yabancı oyuncu alması lazım oraya. Bana göre. Hasan Kanlı'yı forvet oynatsın. Yani bir şeyler yapmalar lazım. Bir şeyler düşünmek. Ben Yeni Cem'in teknik heyeti olsam, Yeni Cem'in yöneticisi olsam gece gündüz takım kurarım ya. Tabii takım ona kurmak, göre müdahale. Takım kurmak tabii ki çeneyle olmaz, parayla olur. Para. Kabul ediyorum ama ben sana dünyanın en bağlı futbolcusunu al getir demiyorum ki ya. Ama zaten yani sonuçta Yeni Cem'in sezon öncesi iyi para koydu kasaya. Önemli adamlar verdi. Yani, en maddi açıdan ben yani, Yeni Cem'in sıkıntılı olduğunu sanmıyorum. Ben de düşünmüyorum. Zaten sponsor hoca yani sponsor var, biraz destek var. Veriyor. Ver yani sezon bir şeyler var. Sezon gelen para var. Çok iyi gençleri var kabul ediyorum. Bunlar 2-3 sene sonra altın gibi futbol oynayacaklar. Çok güzel futbol oynayacaklar. Performans gösterecekler. Ama Yeni Cem'i de Yeni Cem'i. Ama müsaade edin de bu Ali Üçtaşlar, Fikretler,
Yakup Şenler, Mehmet Çavuşlar gelecek olan o çocuklar da bu takımda şampiyonluk yaşasın ya. Zaten mesela yani bu çocuklar konusunda şey, en büyük hayalleri o. Tabii ya yani yaşasınlar. 7-8 yaşında girdikleri ya. Bu kulüpte şampiyonluk yaşamak yani istiyorlar. Yani müsaade edin bu çocuklar. Yani o renk aşk var çocuklarda. Bundan güzel bir şey olabilir mi ya? Tabii ki. Yani bu Fikretler, bu Yakuplar, bu Mehmet Çavuşlar, bu Ali Üçtaşlar bunlar. Bu hak ederler. Direkt oynayabilecek oyuncular bunları yanına güçlü oyuncularla bu takım şampiyonluğu oynar ya. Yani. Neyi gözünde büyütüyorlar yani ben onu anlamadım yani. Kaliteli adamlar var bu iskelete nokta şimdi transferler yapmak. Eksik oyuncuları var doğru kabul ediyorum ama Çetingay'da bu akşam çok eksik. Recep 4. yok, Batuhan yok, Burak yok, Beyit yok. Beyit yok. 3 cezalı 1 sakat. Tamam. İşin ilginci Recep de üniversite maçında sakatlandı. Yani evet. İşte bu da yani futbolumuzun bir ayrı bir sıkıntısı. Önemli bir sıkıntı. Yani şimdi okullarda çocuklar burslu muhtemelen oynamak evet, zorunda. Oynamak zorunda. Antrenmandan çık. Üniversite maçına git, üniversite maçından çık, antrenmana gel, kolay değil. Vücut bir yerde bitirir. Patlar evet, kısa bir reklam aramız olacak tahmin ediyorum. Ondan sonra bu haftanın maçlarını konuşacağız ve programımızı bugün tamamlayacağız ama bu akşam 4 maç var. Enteresan evet. Bir hafta olacak. Çok gece maçı. Aslında bu gece maçlarını hocam haftaya da yapabilirdik. Şimdi federasyon. Espriyle tamamlayayım. Doğrudur, espriyle tamamlayayım. Evet. Zaten elektrik konusunda sıkıntılarımız var ya. 4 bölgede önemli derecede elektrik çekimi yaşanacak. Umarım gariban vatandaşlarımız evlerinde otururken bunların şeyi olmaz. Nasıl derler? Bunlardan dolayı elektriksiz kalmaz diye düşünelim yani. Onu düşün, 4 tane planlanmış. 4 tane ilk defa oluyor değil mi? İlk defa evet, 4 tane aynı 4 anda tane gece maçı. Aynı gece 4 bölgede. Mausa'da var, Lefke'de var, Girne'de var, Lefkoşu'da var. Yani evet onları da konuşacağız ama. Bölüp aslında gelecek hafta yapabilirdi. Gece gelecek hafta gündüz mü olacak? 2 saat 2'de. Perşembe gece yapabilirdi. Yani ya. Ya, olabilecek maçlar da var yani gelecek hafta için gece maçı ama. Yapmadı federasyon. Peki reklamlarımız var ardından tekrar birlikte olacağız.